Kerametli'den Tasos'a gideceğiz. Tasos'a kalkan feribotlar şu şekilde. Her saat farklı bir feribot kalkıyor. Hatta yarım saatte bir olduğunu söyleyebiliriz. 4 farklı firma var. Bazen de 5 farklı firma oluyor. Biletleri şuradan alıyorsunuz. Bir ilerisi şuradan bir yol gidiyor. En sona kadar gidiyorsunuz. Sonrasında feribot sırasına giriyorsunuz. Feribot sırası da şu şekilde takip ediyorsunuz. Ve bir şekilde devam ediyor. Biz şu an yine geniş bir feribottayız. Bakın burası bayağı Tasos'a da yüklü bir şekilde araç gittiği için araçları yine bizim Türkiye'dekiler gibi alıyorlar. Ve burasının da şu şekilde feribot ücretleri. Bu seyahatimizde de 3 kişiyiz. 3 kişi şoförden de para alıyorlar. Öyle söyleyelim. 15 araçta normal binek araç olduğu için de 25 euro. Bu şekilde bir seferlik bu. Sabah 5'te başlıyor. Akşam da 11 çeyrekte devam ediyor. Bu feribotlar bu şekilde sıklıkla devam ediyor. Bir link koyacağım aşağıya. Oradan takip edebilirsiniz. Hafta hafta saat saat şeyler değişiyor. Ki hangi feribotun nerede kalkacağı. Ama kalkacağı liman burası. Kerametli'den kalkıyor. Limenas'a gidiyor. Yine aynı şekilde Limenas'ta Tasos'taki bunların feribotların indiği yer. Bunun yanı sıra Kavala'dan da geçme şansınız var. Onun da farklı şeyleri oluyor. Tasos yolculuğu bu şekilde başlıyor. Burada da başka bir firmaya ait olan feribot Kerametli'ye artık giriş yapıyor. Bakın bu şekilde yine yoğun olduğunu söyleyebiliriz seferlerinde. Feribottan Tasos adasının görünümüne bakıyoruz şu an. Karşıda da başka bir feribot geliyor. Önde de küçük bir adacık var. Yemyeşil, bayağı da dik görünüyor. Sanki bu adada hazine varmışçasına. Feribot artık Limenas'a da yanaşıyor. Yan tarafta ayrı bir liman noktası var, yanaşma noktası. Burası da işte normalde de bunun merkezi. Tasos'tan dönerken de feribotlar bu şekilde yan yana, araçlar da 4-5 sıra halinde kuyruğa giriyor. Ama sizin yapmanız gereken şey de hemen şuradaki sıraya girip bileti alabileceğiniz noktaya gitmeniz. Bilet gişesi orada. Bir kişi aracı kullansın, diğer kişi sıraya girsin. Genellikle böyle bir yol izlenir. Feribotun alt kısmında da böyle yer var. Bazı araçları böyle feribotun altına alıyorlar. Bakın üstü de var. Burası da altı. Araçlar bu şekilde geminin tabanına alınıyor. Feribotun içi de gayet konforlu diyebiliriz. Şu ileride gördüğünüz bilet satış gişeleri farklı feribot firmalarına ait. Şimdi çok yoğunluk olduğunda özellikle soruyorlar. Mavi renk mi, kırmızı renk mi, hangisine biniyorsunuz diye. Hangisinin sırasında olduğunuza dikkat edin. Ona göre bir biletinizi alın. Çünkü mesela bakın bu mavinin sırasında şu an. Biz bu çekimi kırmızının sırasında yapıyoruz. Şu gördüğünüz kırmızının yanında bir kırmızı daha var. Anax'tayız biz mesela. Buna göre bakın. Çünkü çok karışıklık oluyor böyle yoğun zamanlarda. Dikkat edin, sonra geri dönme şansınız olmayabiliyor. Bakın araçları görüyorsunuz. Balık istifi şeklinde konmuş buralara. Sıkış tepiş herkes. Arabalar bu şekilde balık istifi dizilmiş. Kendi aracımıza bile giremiyoruz. İlla öndeki bir iki araç çıkacak da öyle gireceğiz. Çok. Vallahi sineğin yağını çıkarıyorlar resmen.